Basın mensupları ve aziz vatandaşlarımız. Nisan ayının ilk cumasında NATO'ya ve üslerine hayır demek için yeni bir basın açıklamasında daha sizlerin huzurunuzdayız. Geçtiğimiz günlerde bir gazetede yayınlanan haberde NATO'da üst düzey görevlerde bulunan Amerikalı bir generalin yöneticiliğini yaptığı ve Amerikan donanmasına taktik ve strateji üreten Denizcilik Enstitüsü tarafından 2018 yılında basılan bir kitapta ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı 6. filonun Türk Deniz Kuvvetlerine saldırdığı savaş senaryosu ortaya çıktı. Senaryoda Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini savunan ABD'nin Türkiye'yi uzun süredir dostluk içinde bulunulan güçlü bir düşman olarak tanımlaması dikkat çekiyor. Senaryoya göre kuzeyde Sakız, güneyde Amorgos adalarında üstlenen ABD birlikleri Ayvalık, İzmir, Çeşme, Kuşadası ve Bodrum'u hedefledi. Diğer taraftan S-400'lerin Rusya'dan alımı konusunda ABD'nin Türkiye'ye savurduğu tehditler her geçen gün daha da artıyor. Sözde stratejik ortağımız Amerika'nın başkan yardımcısı Mike Pence konuyla ilgili olarak en son şu pervasızca açıklamayı yaptı. Türkiye'nin S-400 alımı NATO'ya çok büyük risk arz ediyor. Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır. Türkiye mutlaka bir seçim yapmalı. Kıymetli basın mensupları, kamuoyu merak ediyor. Acaba ABD'nin Türkiye'ye saldırma niyeti mi var da bizim Ruslara ait NATO dışında bir hava savunma sistemine sahip olmamızı istemiyor. ABD'nin ülkemize yönelik bu düşmanlığı ortadayken ve ABD bizi Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Kuzey Irak ve Suriye'de sıkıştırırken NATO üsleri ülkemizde neden hala faaliyet göstermekte ve ABD askerleri Kürecik'te, İncirlik'te, Diyarbakır'da ve diğer NATO üslerinde cirit atmaktadır. Değerli basın mensupları ve aziz vatandaşlarımız, ülkemizin bir an önce NATO'dan çıkma süreci başlatılmalı. Bu bağlamda ilk iş olarak Seyit Battal Gazi'nin şehrinde kurulu olan Kürecik NATO radar üssü hiç vakit kaybetmeden sökülmeli. Burada çalışan ABD'li ve İsrail'li personel ülkelerine gönderilmeli. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.